Mektubat 119 şunu okuyacaktım. Şimdi cüziyatta ve misallerde sui fehimden gelen şüphelerle o metin sakf-ı muallaya sebatsız ve kabil-i sükut göstermek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Yani buradan mana mı çıkar ki bunu koymuşsun Hasan diyeceksiniz. Çok acayip. Yarıda kalmasın diye. Şimdi o zaman ben bir düz okuyayım. Düz okuyayım. Fihim, bir daha okuyayım bir daha metni. Şimdi cüziyatta ve misallerde suyu fehimden gelen. Fehim neydi? Süzgeçti, hatırladınız. Suyu fehminden gelen, demek ki şüphe nereden geliyormuş? Şüphelerle o metin sakf-ı muallayı sebatsız ve kabili sukut görmek ne derece akılsızlık olduğunu anladın. Şimdi fehim süzgeçti daha önceki derslerimizde. Serbest bölgedekini ve aklın içeriklerinin birbirlerine ilişki ve çelişkilerini ve vicdana, kalbe ve ruha aktarımda çok ciddi süzgeç işlevi var. Fehmin. Bir de okuyayım. Fehim süzgeçti. Ne demek? Serbest bölgedekileri ve aklın içeriklerini, birbirleriyle ilişki ve çelişkilerini vicdana, kalbe ve ruha aktarımda çok ciddi işlevi olan bir sistemdir fehim. Eğer bu iyi işlem yapmasa, yani sui fehim olursa, şüphelerle şüpheler tevellüt eder. Şüphelerin kaynağı bu. Yani şüphe fehimi işlememesinden kaynaklanıyor. Şüphelerle bir şeyin değeri düşmez. Şüphe çok kaliteli bir şeydir İrfan. Şüphe Allah yaratmasından hamd ediyorum. Şüphe neymiş? Şüphe aynı zamanda doğrunun sağlamasıdır. Yani benim resim şeyi, doğrunun çeşitli vecihlerle kuvvetlendirilmesi için bir çalışan sistemdir şüphe. Şüphe o kadar lazım ki. Şüphe bir daha. Şüphe aynı zamanda doğrunun sağlamasıdır. Yani doğrunun çeşitli vecihlerle kuvvetlendirilmesidir. Tıpkı vesvesenin tahaliye dairdir. Teyakkuza sebeptir, ciddiyete vesiledir, lakaytı atar, tehevvünü def eder olduğu gibi. Bu şüpheyle sakf-ı muallaya, ne demek? Bütün akılların toplamından senin şüphen mi galip tutuyorsun? Yani bütün akılların toplamından daha üstün bir zatın bir yapısı var, sistemi var Peygamber Aleyhisselam. Ondan sen şüphe yapıyorsun. Değeri düşebilir mi? Mümkün mü? Peki o zaman nedir? Şüphe aynı zamanda seni batıramayan, senin eksikliğini sana gösteren denizin dalgalarına benzer. Şüphe uçakların kalitesini yükseltmeye yardım eden türbülanslara benzer. Şüphe olmadığı için Adem Aleyhisselam cennette şeytanın yalanına aldandı. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın aleminde şüphe ve yalan olmadığı için şeytanın sözünü sorgulamadı ve yeryüzüne inmesine vesile oldu. Onun için doğrunun doğruluğunun kamçısıdır şüphe. Şüphe, fehim doğruyu yanlıştan, kesini zandan ayıramamış. Bak, fehim doğruyu yanlıştan,
kesini zandan ayıramamış. Şüphe gelmiyorsa doğrularından şüphe et. Ey vesveseli kardeşim. Abdestinden şundan bundan şüphe geliyor. Büyük nimettir. Çünkü şeytanın vesvesesi o amelin doğru olduğunun kesinidir diyor. Hani Allah Resulü demiş ya, boş eve hırsız girmez. Şimdi şüphe gelmiyorsa doğrularından şüphe et. Çünkü şeytan musallat olmamış demektir. Şüpheden şüphe edersen, vesveseden vesvese edersen, zandan zan edersen, vehimlerden vehimden vehmedersen hakikati bulursun. Şüpheden şüphe edersen, yani ona doğrularından eminlik veren diye bakmasan, şüpheye doğrularından emin misin diyorlar sana. Yani tabii canım, sen yatsıyı mı kılacaksın? Sen yatsıyı mı kılacaksın akşamımı? Evet, yatsıyı kılacağım. Doğrularından eminlik sana veriyor şüphe. Bak, şüpheden şüphe edersen, vesveseden vesvese edersen, vehimden vehmedersen, korkudan korkarsan, doğrularına eminlik veren diye bakmasan, şüphe işte bu, eminlik sana veriyor, o zaman zararlı. Her şeyin iki yönü olduğu gibi, işte şüpheden şüphe etmemek bir, şüpheden şüphe etmemek bir, akılsızlık, aklı devre dışı yapmaktır, akılsızlığın sebebiymiş. Şüpheden şüphe edeceksin, vesveselerden vesvese edeceksin. Zanı da zan edeceksin. Ustadımızın tabiriyle adavet sıfatı adavete layıktır. Şüpheden şüphe edeceksin. Şüphe doğrularımızın doğruluğunun sağlamasıdır. Burada fehim bitti. Fehim süzgeci iyi çalışmasa suyu fehim oluyor. Bu sefer şüphe çıkıyor. Şüphenin kaynağı fehim çalışmayınca suyu fehim oluyor. Peki fehim neydi? Toparlıyorum. Serbest bölge. Akıl. Bu içeriklerinin serbest bölge ve aklın içeriklerini vicdana, kalbe, ruha aktarım sistemidir. Oradan geçiyor. Eğer o iyi çalışmasa şüphe tevellüt ediyor. Şüphe de gene şer değildir. Büyük nimettir. Adem Aleyhisselam, hani hatırlarsınız, vesvese tutmayınca kalbe şüpheden şetme döner. Şetimden sonra şüpheye dönüyor. Şeytan vesveseyi kalbe atar, kabul etmeyince şetim nerede oluyor biliyor musunuz? Zihinde oluyor. Sonra dimağa gelince şüphe oluyor. Öyle mi? Evet. Zihin. Zihin vesveseye şey oluyor ya, düçar oluyor ya. Şimdi akılsızlık sebeplerinden bir tanesi de şüpheden şüphe etmemek. Tamam. Bu gece de bu kadar. Talim Esma'yı öğrendik. Fehmin çok ciddi olduğunu, şüphede nimet olduğunu, insana has olduğunu, iyi ki şüphe var. Doktorum sağlaman olmaz. 7, 5 ne yapar? 7, 5, 12. Sağlaması nasıldır bunun? Nasıl anlarız İrfan? Toplamanın sağlaması neydi? Çıkarma. Çıkarma, ters çalışıyor. İşlerini tersine çevirirsen sağlam olur abi. Acaba demek ona ciddi müşteri olduğunu şey yapıyor. Şimdi en azından bu korona meselesinde hepimiz farklı yerlerde, farklı memleketlerde ama
bizi bir araya getirmeye vesile oldu. Allah hamdolsun. En azından üzerimizdeki kurtları. Ben bu dersi, bu evlerdeki canlı yayını illa bir şeyi talim etmek, bir şeyi şey yapmak, böyle yeni bir şey öğrenmek değil de bu sisli, puslu havayı sever kurtlar. Bu korku pompalanıyor. Koronadan daha büyük bir virüs salgılanıyor. Gayet odur. Korku insanın kuvve-i kutsiyesini, kuvve-i manevisini teslim, tevekkül, itimat ve kanaatine zarar veriyor. Maalesef bizim arkadaşlar da iyi bir şeymiş gibi yakalandım. Şimdi şuydu, ben o 4 gün neler, 8 gün neler çektiğimi bir bilseniz. Bunlar yanlıştır kardeş. Bunlar Cenab-ı şeye korku salan kişilerin ekmeğine yağ sürmektir. Menfi anlatılmaz kardeşim. Menfi anlatılmıyor. Anlatılmaması lazım. Tamam geçti bitti işte. Daha işte yok 40 gün kafamı yastığa koyamadım. Şuydu. Tamam söylersin. Kardeşim korkuya pompalamayın. Zaten bu zındıklar yapıyor. Korku şuunat-ı zatiyenin yani şuunat-ı diyeyim insanın hucumat-ı sitler var ya insanın en zayıf noktası 6 tane onunla gemliyorlar at gibi onunla seni sağa sol at yapıyorlar sana biniyorlar en temelinde hubuca İmam-ı Rabbani diyor ki en son çıkacak suyu ahlak en son İnsanın evliya veya kamil olmasına mani olan bir şeydir o. Huydur o. En dipte hubuca. Çık yukarıya. Havf. Ha? Kardeşim hepimiz yakalanabiliriz. Hepimiz öleceğiz zaten ya. Ama ölmeden öldürüp ya siz niye mi o çanak tutuyorsunuz bunlara? Şu oldu bu oldu. Onun için mesela WhatsApp gruplarımızda menfi anlatınca arkadan ikaz ediyorum. Bazen de atıyorum öyle. Menfiye muhatap şey yapmayacaksın çünkü zaten yetiyor. Bu şey fehim de niçin anlattım? Serbest bölge ve akıldaki ilişki ve çelişkileri. Ondan sonra harmanlıyor, harmanlanmış o. Vicdana, kalbe ve ruha aktarımda şey yapıyor. Ciddi vazife yapıyor. Ama bu fehim iyi çalışmasa ki ona sui fehim diyor. O zaman dima ile vicdan, kalp ve ruh üçü kopuk oluyor. Ama fehimden tabi izanla gidiyor. O yollardan bahsetmiyoruz. Fehim süzgeçtir. Bunu deyin, bunu demeyin. Bu korkudur. Bunu yay, bunu yayma. Dediğin doğru olabilir ama olsun. Niçin Ustad haberlere girmeyin diyor? İnsanın kuvve-i kutsiyesine zarar veriyor. 220 Kastamonu'da diyor ki insanın iktidarının haricindeki hadiselere bak insana yeis atıyor. Allah'ın merhameti, inayeti, rahmeti, adaleti noktasına bakınız. Şöyleydi böyle. Ya bırak işte bunlarla meşgul olmayın. İşinize bakın. Allah'ın işi ne yapıyorsa onu gerekiyorsa onu yapacak. Ne yapalım? Bizim vazifemiz bu derslere muhatap olmak. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanı da aziz eylesin. Semavi, arzi, maddi ve manevi insi ve cinni şeytanlar şerrinden muhafaza eylesin. Allah birbirimizden imtihan etmesin. Evladınız da oğlunuzla, çocuğunuzla, eşinizle, akrabayı taarrukatlarınızla Allah imtihan etmesin. Edecekse, adet ilahisi varsa suhulet nasip eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. İştirak-ı amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha. Amin. Allah razı olsun. Amin. Bu Allah razı olsun. dersimizdeki gaye üzerimizdeki örtülmek istenen, kapatılmak istenen, birbirimizden koparılıp
korku girdabına sokmak istiyorlar. Böylelikle üzerimizdeki örtüyü kırıp birbirimizde tesellici, kalbine ferahlayıcı, birbirine ülfet ve ünsiyet edici bir kardeş diyor ya. Onu yap, bak koparıyorlar, ha çıkma, ha olma, görüşme. Bu sistemde gavurlar kullanacak kalıyor ki. Bu demek ki biz de bunlarla beraberliğimizi, bütünlüğümüzü, aklımız, kalbimiz, ruhumuzu ünsiyet edici, ülfet değil, ünsiyet edici, ülfetten Allah bizi muhafaza eylesin, ünsiyetimizi artırsın. Birbirimizin kuvve-i kutsiyesine, kuvve-i maneviyesine, kuvve-i ülvesine destek vermeye vesile ediyor işte. Yani bu sistem, yani bu noktalarla bakıyoruz. Bu dersleri Osman dediği gibi yaptık, bir de yapılmaz değil. Bu inşallah bu meseleler bittiği zaman ulum, funun, marifi buradaki dima grubumuzda, kaliteli dima grubumuzda inşallah daha olacağını inanıyorum. Rabbime emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Bir şey diyen var mı kardeşler? Allah'a emanet olun. Amin. Amin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.